What's your name? Isabel. Merhaba arkadaşlar, şimdi yanımızda Zeynep var. So why did you choose this school? What was the aim? What was your target in your future? Rahatmış bayağı, ben şu an ilk kez girdim. Sizinle beraber girdik sınıfa. It's a very cool area with a lot of events, doing fashion weeks, design weeks. Hi, there is a selection of our project. This Design Marathon is an event that we do organize with big brands. Dünyanın farklı yerlerinde çalışma şansınız oluyormuş. Merhaba dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere neyi anlatacağız? Milano'daki sanat okullarından bahsedeceğiz. Bugün iki tane okulu ziyaret etmeye geldim sizler için. Bir tanesi arkadaşlar Domus Akademi, diğeri de Naba diye geçiyor. Domus Akademi'yi öncelikle ziyaret edeceğiz. Zaten girişte ikisini bir arada görebiliyorsunuz. Girişleri aynı yerde. İkisi de tamamen hani sanat için yapılmış okullar, fashion design olarak yapılmış okullar, moda tasarımdır, işte business design'dir. Bunun gibi içeride bölümler var. Bunları detaylı şekilde aktaracağız. Buraya geldiğinizde sizleri neler bekliyor? Hepsini tek tek anlatmış olacağız. Başlayalım turumuza. Let's go. Şimdi arkadaşlar girişinizi yaptınız. Böyle bir bahçeniz var. Tamamen Naba ve Domus ortaklığıyla beraber kullanılıyor. Yani oldu ki Domus Akademi'ye geldiniz burada. Naba'nın da laboratuvarlarını 1 saat, 2 saat olarak kullanabilirsiniz. Tamamen artık hani böyle ortaklık olarak kurulmuş bir okul diyebiliriz. Tabii ikisinin de farklı özellikleri var. Bugün ikisinden de bahsedeceğiz. Önce Domus'u tanıtacağız. Şimdi kampüsün içine doğru, yani sizin sürekli kullanacağınız alana doğru gidelim arkadaşlar. İçeriği gösterelim, derslikleri gösterelim. Ne gibi etkinlikler, ne gibi faydaları var bu okulun? Ne gibi sizlere sanat bakımından fayda sağlayacak? Gelecekte ne gibi işler, imkanlar sağlayacak sizlere? Bunların açıklamasını yapalım. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, o alanı yürüdünüz, geldiniz buraya. Sizin kullanacağınız bölge burası olacak. Belirtmiş olduğum alan burasıydı, hatırlarsınız. Bu yolu takip edeceksiniz arkadaşlar bu şekilde. Zaten şurada da gösteriyor size Domus Akademi Milano diye. Ondan sonraki süreçte bu yolu yürüyeceksiniz. Burası da girişiniz. Sizin hep kullanacağınız bina burası olacak. Yaklaşık 3 katlı. Şimdi içeri doğru gidelim. Evet arkadaşlar, geldik girişimize. Bu şekilde girişimizi yapabilirsiniz okulunuza. Az önce belirtmiş olduğum gibi Domus Akademi 3 katlı bir binaya sahip. Her katında ayrı ayrı odalar var, ders odaları. Evet arkadaşlar, içeri girdiğinizde böyle de bir tablonuz var. Yani buraya geldiniz, dersinizin kaçta olduğunu bilmiyorsunuz. Buradan takip edebilirsiniz. Mesela bugün 6'sı, 8.30-12.30 arasında oda 2'de Career Service diye bir dersimiz var. Mesela bir tane 4 ile 5'te Naba ile ilgili bir ders var. Mesela Naba öğrencileri de buraya gelip buradan ders alabiliyorlar arkadaşlar. 6. odada mesela Fashion Collection Laboratuvar ile ilgili bir Open Lab ile ilgili bir yine dersiniz varmış. Mesela Fashion Grad Italia. Yani burada fashion anlamında, architect alanında, yani moda, mimari, bununla beraber tabii ki tasarım, dijital akademi. Yani bunlarla ilgili çok fazla geleceğe dair yatırım yapabileceğiniz bir okul. Zaten bunun için kurulmuş bir akademi. Bir yıl sonunda mezun olduktan sonra Milano'da size şu hakkı veriyorlar. Diyorlar ki sen bitirdin kardeşim okulu. Bir yıl boyunca Milano'da kalıp çalışma izniyle beraber burada çalışabilirsin. Bu senin çok büyük yararına olacaktır. Özellikle gelecek anlamında, moda anlamında, tasarım anlamında bir şeyler düşünüyorsan. Çünkü Milano modanın başkenti ve sen burada yaşayacaksın. Yapmış olduğun işleri burada kullanabileceksin. CV'ne büyük bir rakam olacak. O yüzden mutlaka buradaki o bir yılı değerlendirmeye çalış. Yoksa gelecekte daha az başarılı olabilirsin. Bilmiyorum ne hedefliyorsun hayatında ama kesinlikle Milano'da kalıp modanın başkentini hissetmen gerekiyor. Benden tavsiye. Şimdi yukarı doğru çıkalım arkadaşlar. Odaları gösterelim sizlere, derslikleri ve burada neler yapılıyor tam anlamıyla onlardan bahsedelim. Genelde öğrencilerin yapmış olduğu işleri koridorlarda paylaşıyorlar dostum. Yani yarın bir gün siz de burada bir şey yaptığınızda sizinle belki paylaşılacak çalışmalarınız. O yüzden güzel bir akademiye, benim hoşuma gitti dostlar açıkçası. Şöyle Domus Akademi'nin kaç tane odası olduğunu, kaç katı olduğunu buradan da görebiliyorsunuz. Bu da tarihçesi arkadaşlar. 1982 yılında bu okul kuruluyor. Mesela ne diyor? During the early years, leading designers such as Ettore Sottas, Alessandro Metlini and Andrea Philip Stark were involved as lecturers and workshop leaders.
Yani diyor ki bu üç isim bu derslerde, workshoplarda liderlik etmişler. Yani için içinde bulunmuşlar ilk etapta, ilk yıllarında. Ya bu adamlar da çok ünlü biliyorsunuz. Zaten modayı biraz yakından takip edenler ya da design olarak ya da architecture olarak, mimari olarak takip edenler onları rahat şekilde tanır. Ben tanımıyorum. Yalan söylemeyeyim şimdi kimseye. Evet arkadaşlar, şimdi Domus Akademi'nin en büyük özelliklerinden biri de çalışmış olduğu markalar. Bu markalar sayesinde sizleri daha fazla opsiyonlar bekliyor. Ne gibi arkadaşlar? Mesela Truss Sardi ile çalışmışlar. Bildiğiniz Moncler ile çalışmışlar. Timberland ile, aynı şekilde Siemens ile, Coca-Cola ile. Yani şunu demek istiyorum. Dünyanın en büyük markalarıyla beraber çalışma imkanınız olacak. Buraya geldiğinizde sizi sadece işte okudum bitirdim değil. Sizi dünyanın en büyük firmaları bekliyor. O yüzden bir yıl boyunca almış olduğunuz eğitim sayesinde geleceğe yönelik harika yatırımlar yapmış oluyorsunuz. Bunun ekmeğini de belki 1 sene 2 sene sonrasında da çok rahat şekilde yemiş olacaksınız. O yüzden mümkün mertebe, özellikle 30 yaşından genç arkadaşlarımdan bahsediyorum, eğitiminize, hayatınıza bu yaşlarda yatırım yapın ki 40 yaşlarına geldiğinizde rahat bir ofis ortamında iyi firmalarla ve iyi markalarla çalışmanızı öneririm. Gerçekten yararlı olacaktır. Arkadaşlar Porsche'da da çalışmaları var. Yani dediğim gibi dünyanın en büyük firmaları Domus Akademisi'nden geçiyor. Yani Domus Akademi'de çalıştığınız takdirde, okuduğunuz takdirde geleceği harika umutlarla bakabilirsiniz. Şimdi sınıfa doğru ilerleyelim istersen. Şimdi arkadaşlar 20 kişilik kapasiteli bir sınıfınız bu şekilde. Çok havadar bir sınıf. Rahatmış bayağı. Ben şu an ilk kez girdim. Sizinle beraber girdik sınıfa. Eğitiminiz burada oluyor. Uygulamalı dersler de var, uygulamasız dersler de var. Yukarıda bir tane gezerken gördüğüm bir derslik vardı. Orada moda tasarımı ile ilgili hoca öğrencisiyle işte yanına bir tane manken koymuş. Üzerine giyim yapmışlar. Onun üzerinden uygulamalı olarak devam ediyorlardı. Ya belirttiğim gibi sınıfların çoğu bu şekilde olacak. Yaklaşık 3 katlı olduğu için her katta ayrı bir odası var. Böyle sizi çok iyi bir eğitim bekliyor dostlar. Yukarıda başka şeyler de var. Onları da gösterelim. Her yeri sizlere göstermiş olalım. Nereye geldiniz, nereye para verdiniz ve gerçekten bu paranın gelecekte size değer kattığını görmeniz için ben böyle çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Way Out firması olarak sizlere bu şekilde hizmet veriyoruz. Biz durmadan dünyanın her yerine gidip tüm okulları sizlere göstermeye devam edeceğiz. Bilginiz olsun. Let's go. Evet arkadaşlar, Domus Akademi'ye geldiniz. Sizleri neler bekliyor? Gelecekte size ne gibi katkılar veriyor? Şimdi burada almış olduğunuz eğitimle beraber gelecekte master degree, akademik master degree veriyorlar. Yani kim tarafından? İtalyan Ministry of University and Research. Kısaca MUR diye geçiyordu. Bu bitirdikten sonra burayı sizlere verilecek olan master degree'niz. Yani işte ne oluyor master degree? Yüksek lisans oluyor Türkçesi. Ama akademik olarak ilginizi çekerim. Ve ayrıca İngiltere tarafından, İngiltere'deki üniversite tarafından, hatta üniversitenin ismini de verelim, Regent's University London tarafından geçerli olacak bir master degree'niz daha olmuş oluyor. Şimdi bunların ikisini nasıl alıyorsunuz? O konuya geçeceğiz. Şimdi buradan başlatalım. Ne kadar bir süreç gerekiyor? Neler yapmanız gerekiyor? Bunlardan bahsedecekler. Şimdi akademik master program, burayı durduralım arkadaşlar. Eğer sadece yüksek lisansınız, master degree'nizi İtalyan Ministry of University tarafından yapmak istiyorsanız 10 aylık bir süreç alacak. Fakat ben double bir master degree kazanmak istiyorum derseniz toplamda arkadaşlar 13 haftalık bir süreç alacak. Ne gibi gereklilikler var, işte ne kadar kredi gerekiyor, bunların hepsi zaten bilgi olarak sizlere aktarılacak. Şimdi burada ne zaman başladığı da yazıyor. Eylül'de başlıyor. Kasım'da ve Şubat'ta başlama şansınız var. Yani eğitim hayatınız buraya geldiğinizde ya Eylül'de başlayacak, ya Kasım'da ya da Şubat'ta. Bilginize, benden size tavsiye, böyle iki tane double şeklinde master degree aldığınızda inanın gelecekte çok büyük şeyler sizleri bekliyor. Bilginiz olsun. Çünkü ben bunu sordum. Ya dedim hani neden dedim hani iki tane almalarına gerek var? Bir tanesi yetmiyor mu? Tabii ki de yeter dedi. Fakat iki tane olduğu takdirde dedi, dünya genelinde özellikle UK tarafından verilen belge sayesinde çok daha farklı opsiyonlar, dünyanın farklı yerlerinde çalışma şansınız oluyormuş. İşte bunlar da nasıl ilerlediğine dair, işte kaç tane kredide hangi, hemen geriye alalım arkadaşlar şöyle. Dersleri de bu şekilde işliyorsunuz galiba. Şimdi modül 1 olarak kurs ve çalışmalar, workshoplar var. İkinci modülünüz var, üçüncü modül var. Elective and workshop olarak ve dördüncü modül olarak da final, bitiş ve workshop project, yani son projenizi veriyorsunuz. Beşinci de eğer okulu bitirdiniz, işte son tamamlama projenizde verdiğinizde okul size
staj yapma şansı sağlıyor. Staj demek arkadaşlar, bak bunu kesinlikle söylüyorum. Ben Malta'da yaşıyorum. Dünyanın her yerinden öğrenciler geliyor staj yapmaya. Bizim Türkler ne yapıyor? Hop 3 ay bitti, okul bitti, artık hadi şey yapalım. Okul bittikten sonra 3 ay boyunca tatil yapalım. Her yaptığınız o tatil var ya, gelecekte size hiçbir şey olarak geri dönecek. O yüzden bu yaşlarda, özellikle 25 yaş altındaki insanlardan bahsediyorum. Mümkün mertebe yazlarınızı doldurun, stajlarınızı yapın. Zaten burada yapacağınız stajla beraber geleceği çok sağlam adımlar atacaksınız. Bilginiz olsun. Bu Regress University London'ın alabilmeniz için de en son bir tane final degree project vermeniz gerekiyor. Onun da kredisi 20. Şimdi bu kadar belge, bu kadar eğitim, bu kadar şeyin sonunda ulan acaba işsiz kalır mıyım diye düşünebilirsiniz. Kesinlikle hayır arkadaşlar. Onu da sordum. %95 oranında buradan mezun olanların iş bulma potansiyeli oluyor ve almış olduğunuz maaşlar gerçekten buraya verdiğiniz eğitim parasını yıllar sonrasında çok daha fazlasını görmenizi sağlayacak. Buna emin olabilirsiniz. Burada da işte reasons why, yani işte neden onları seçmeliyim gibisinden açıklamalar var. Onları videoda zaten okuyup anlayabilirsiniz. Buraya gelecek arkadaşların TOEFL sınavından 59 alması gerekiyor da IELTS'i alması gerekiyor. Bilginiz olsun. Aslında zaten 59 ve IELTS'de 5'ti galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Arkadaşlar normalini alabilmeniz için 5 üzerinden yetiyor ama diğer bu double master alabilmeniz için de 5.5 üzerinde IELTS'den sınavdan puan almanız gerekiyor. 5.5'da yapılmayacak bir şey, yani şu yazılanları anlasanız, biraz da konuşabilseniz yeterli olur. Eğer İngilizceniz yoksa hemen Malta dil okullarına yönlendirelim. Burası böyle yeterli dostlar. Şimdi yukarıda diğer yerleri de gösterelim. Sonra turumuzu tamamlamış olalım. Umarım yararlı bir video oluyordur sizler için. Gerçekten geleceğe dair iyi adımlar atmanızı ben gönülden isterim. Çünkü hep hayalleri olan insanları videolarda hep destekledim. Görmüşsünüzdür belki. Bundan sonra da destekleyeceğim. Özellikle Milano'da böyle bir kariyer yapmayı düşünen arkadaşlara birebir bir okul. Gerekirse indirim de yaparız biz sizler için. Biz sizler için her şeyi yaparız, merak etmeyin. Biz buradayız. Hello everyone, my name is Paola. I am Enrollment and Admission Specialist for Domus Academy. Welcome. So what you're seeing here at the moment are part and products that came out of the design marathon that our students did a couple of years back. This design marathon is an event that we do organize with big brands. This one was in collaboration, for example, with Google, and the year before we did it with Reebok. And the students, for 48 hours straight, day and night, need to work on a single project given by the company, and they need to present the final product. These products were created and designed by our students, and they were exposed in Piazza Gaiolenti, which is one of the biggest places in Milan. So definitely a good moment to be in the spotlight. Şimdi 6. odaya geldik. 6. odada fashion design kısmı var. Yani buraya geldiğinizde özellikle moda tasarımı okuyacak arkadaşlar için Türkiye'de çok meşhur, bildiğim üzere. Burası sizlerin atölyesi. Öyle söyleyebilirim. Her şeyi burada öğrenebilirsiniz. Dikim eşyaları, işte çizimler vesaire, kıyafetler, mankenler vesaire, hepsini burada kendiniz öğrenerek, çizerek, her şeyi deneyimleyerek öğrenebilirsiniz. Bu çok önemli. Zaten işi mutfağında öğrenmeniz gerekiyor. Sizlere Domus Akademi'de mutfağı sağlıyor. Artık buradan sonrası sizin yapmış olduğunuz çalışmalar ve performansa göre değişecek. Burada bazı arkadaşlar var. Ne yazık ki onları çekemiyoruz. Hani tam çevreyi gösteremiyoruz. Onlar şu anda işte kimisi çizim yapıyor, kimisi orada dikimle ilgili bir şeyler yapıyor. Tam anlamıyorum ben de bu işten aslında ama. Yani çalışmalarını sürdürüyorlar. Mutlaka moda tasarım vesaire okuyacaksanız böyle işi mutfağında öğrenin derim. Evet arkadaşlar, şimdi Domus Akademi ile ilgili güzel bir bilgi vereceğim sizlere. Burada burs alabilirsiniz. Nasıl gerçekleşecek bu? Eylül ve Ocak aylarında iki dönemde burs yarışmaları olur. Bu yarışmaları size vermiş olacağım. Linkten takip edebilirsiniz. Aşağıya koyacağım. Şimdi bu bursların sonucunda ilk üçe giren arkadaşlar bazı burslar alacaklar. Ne gibi? %70, %50 ya da %30 olarak olacak. Tüm başvuruları, tüm bilgileri bizimle iletişime geçerek öğrenebilirsiniz. Sizlere tamamen ücretsiz şekilde hizmet vereceğiz. Bilginiz olsun. Linki aşağıya bırakıyorum. Takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, videonun başında bahsetmiştim. Burada yani %95 oranında iş bulma olasılığınız var. Buradaki
okulunuzu bitirdiğinizde, mezun olduğunuzda aynı şekilde bir yılda İtalya'da kalabiliyorsunuz. Bunun için burada bir kariyer servisi var. Yani sizlere yardımcı olacak kişiler var. Nasıl bir kariyer planlaması yapabilirsiniz, iş nasıl bulabilirsiniz? Bunlarla ilgili sizlere detaylı bilgiler de verilecek. Domus Akademi turumuz bu kadardı dostlar. Biraz sınıflardan bahsettik, biraz gelecekten bahsettik, biraz da alacağınız eğitimlerden ve aynı şekilde buradaki tamamlayacağınız eğitiminin sonucunda ne gibi sertifikalar alacağınızdan bahsettik. Umarım yararlı bir video olmuştur. Ben yine tekrar buraya linki bırakıyorum dostlar. Bize ulaşıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Milano'da her zaman yanınızda biri olacak. O da ben olacağım. İstediğiniz zaman bana yazıp ulaşabilirsiniz. Detaylı okullarla ilgili her zaman bilgiyi veririz. Firma olarak, ayrıca bireysel olarak bana da ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bu videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı unutmayın. Özellikle moda tasarım alanında bir şey yapacak arkadaşlar da böyle güzel şeyler yazarsa bizi mutlu ederler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şimdi de NABA okulun tanıtımını yapacağız sizlere. NABA gerçekten buranın en kaliteli akademilerinden biri. Ne konuda? İşte fashion olsun, mimari açıdan, moda tasarım açısından, işte dijital akademi açısından. Bize bugün Milan tanıtımını yapacak. Bugün Milan'ı tanıyalım. How are you, Milan? Good. Very good. Thank you for being here. And hello everyone. Nice to meet you. I'm Milan. I'm the regional mission manager at NABA. And today I'm going to welcome you here to NABA campus. So you're going to see our facilities, our school, everything that we have. Thank you so much. So let's start then. Let's go. Let's go. So welcome to NABA campus. We are going to start from one of our garden zones where students can chill, enjoy, take a break. We are here in a very interesting part of Milano called Navigli. It's a very cool area with a lot of events during fashion weeks, design weeks, and a lot of international students and a very nice nightlife. Here NABA has a unique campus. We have a closed campus, as you can see, with the buildings dedicated to our students, with all the facilities, all the laboratories, and today I'm going to show you some of them. Here you can find one of the areas dedicated to fashion students. All the F buildings is dedicated to our fashion design students. And also this area is one of the places where we organize the NABA fashion show, which is quite an interesting event, a real fashion show with companies, magazines, televisions. And as well, you can see some of our graduates' names. There is a like tradition of NABA students to take their name off and bring it at home once they graduate. In the campus, we have different spaces and laboratories dedicated to our fashion students. Now we are going to see one of the fashion design laboratory, but we have different of them. And as well, we have one of the biggest textile library in all Italy, with samples of textiles coming from all over the world. Currently, there is a class going on, so you can see how students are working in reality and using the different machines that we have, like the sewing, professional sewing machines, ironing machines, and all the modeling materials. Here we are in a part of the campus with the new buildings. Also, this part is dedicated to NABA students. So in the campus, there is also a nice mix of historical buildings and new buildings. And we are trying to give all the spaces for the students, especially in this pandemic time, for having all the security measures and distance while studying at NABA. We are now going to enter in the building K, dedicated for the design laboratories. And we are going to see all the machines that the students are using and also how they are learning to prototype. Here you can find all the machines used by our design students, where they learn how to prototype. They also do different softwares and use different machines that are for using different materials, wood, metals, polyester. In this part you can find different laser cutter machines, 3D printers, and as I said, outside of the manual works, the students also learn how to use the softwares to use the different machines. And you can see here the works of some 3D printer machines and actually how they work, starting from material that is coming in a wire and how it's produced the final product. Evet arkadaşlar,
Şimdi bazı objeler var burada. Silvia bize açıklayacak onları. Silvia burada çalışıyor kendisi ve her şeye hakim. Onun açıklaması daha doğru olur. Hi, there is a selection of our project, usually or made by students or made by ourselves for testing the machine. First, for example, we have some of the elements that we printing in 3D and different material that we have here. This is PLA made by milk protein. It's like a vase. And another rigid material, this is the PETG, similar to the water bottle. Other examples are about the 3D printing. This is made by student, this is an inch. And in the other part, in the other section, we have some CNC machine project, like these two. The first one is a trial made by foam with our CNC machine. The second one is the definitive one, the final one made by wood. This is the NABA campus, NABA NDA campus. The CNC machine can also work with foam. And in this case, we have a Ferrari project, and then with the packaging made by the thermoforming. In the last part, we have some laser cut machine, and this is plexiglass engraved and cutted by the machinery. And the machine can work also with wood, other type of plexiglass like smoked one, with an engraving like hatch. And in the wood, we have an example of engraved, cutting, and hatch engraved. In the last part, we have some projects made by students. Usually they work, they can cut and printed with our machine. We can help us for preparing the file like. Here we are in another laboratory dedicated to fashion and textile students. This is the printing and dyeing laboratory. Here you can see some students working on the different patterns, textiles, colors. And also this part dedicated to machines for the dyeing part. Hello, how are you? Hi, I'm fine, thank you. What's your name? Isabel. How old are you, Isabel? I'm 22. So why did you come to school? I wanted to study art, and Italy is the best place to do so. Mm-hmm. What's your department? Visual arts. Here? Okay. Yes, exactly in this building. Okay, cool. What are you learning here exactly? Oof, we do a lot, like painting, drawing, sculpture, video art as well. Okay. It's like everything is quite mixed. So why did you choose this school? What was the aim? What was your target in your future? I think Milan is a really good position, like with all the connections you can make, people from different places. How do you feel in this school? Everything is okay for you? Yeah, I'm really happy. Education? Like, yes, yes. Okay, cool. It's good, but like with the pandemic and everything, it was a bit of a struggle because everything went online and now it's going back like again. Again? It's a bit of a struggle. I think it would be really good if everything would have been normal. No. But I think they're doing their best, so it's fine. Thank you for informing and you help us. Nice to meet you. Thank you, nice to meet you too. Have a good day. Thanks. Merhaba arkadaşlar, şimdi yanımızda Zeynep var. Zeynep burada okuyan bir arkadaşımız. Zeynep, nereden geldin? İstanbul'dan. Kaç yaşındasın? 24 yaşındayım. Peki bu okula geliş amacın neydi? Sanatla ilgili bir şey yapmak istiyordum. Ve burada Visual Arts adı altında heykel, video art, ne bileyim sound design bile bir sürü olanak var, çeşit var. O yüzden daha tam olarak ne yapmak istediğimi bilmediğim için buraya gelmeyi tercih ettim. Peki nasıl gidiyor eğitim hayatın? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Bayağıdır İstanbul'daydım. Bu dönem geldim. Bayağı güzel gidiyor. Milan güzel bir yermiş. Ben güzel. De iki gün önce geldim. Bayağı keşfetmeye başladım burayı. Gelecek olan arkadaşlara tavsiyen nedir? Yani burayı tercih etmediler mi gerçekten gelecekleri için? Tabii ki yani duruma göre değişir yani para işleri falan filan. Ekonomiksel Milan, olarak. Milano pek ucuz bir yer değil. Bayağı öğrenci var. Bayağı international insan var. Önerim İtalyanca öğrenmeler olur kesinlikle. Buraya gelmeden önce İngilizce kursu olsa bile. Kesinlikle ev işlerini falan tamamen önceden halletmeleri öyle. Öyle. Zaten biz Veyout firması olarak onlara her konuda destek oluyoruz. Daha önceki videolarda da bahsettim. Eğer bizimle gelecek olan arkadaşlar olursa onlara indirim de yapıyoruz ki biliyorsun euro aldı başını gitti. Biz de hayalleri olan arkadaşlara birer adım attırmak için hep destek, hep tam destek. Süper. O şekilde.
Çok sağ olasın Zeynep. Katıldın, bize yardımcı oldun. Teşekkür ederiz. Sana eğitim hayatında başarılar dileriz. Teşekkürler. Here we are in the bar restaurant of Naba. So there is a very nice cafeteria. Students can have breakfast and as well there is lunch. And as well we have a very nice terrace on the top, on the roof, where students can chill. It's very nice also in springtime. And they also can go there and study or just have nice time together. Evet arkadaşlar, şimdi yolculuğumuzu tamamladık. Thank you so much for informing school. You show everything and you were so hospitality and with coffee, Italian coffee. Thank you so much. Thank you very much for coming here and I invite everyone that is interested in seeing the campus, come here and we will drink an espresso together. Together, yeah. Cheers. Cheers.